Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurumla sunumuz. Qınamızda Xtınlar ekranımızda olsun. Xtayının yeni 31 organı qarı tizimlikke kirgüzüldü. Amerika eksport kontrol qilish tizimlikke yeni 43 oranını koşkan bulup, bunun içinde Xtayının 31 şirket organı ve Xtay'a herbi uçkucularını terbiyle biridigan chet el şirketlerimi bar iken. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe, Amerika hükümeti yeniden 43 şirket organını eksport kontrol qilish tizimlikke kirgüzgen bulup, mezkur organ ve şirketler Amerika'nın menfaatiga zidkiladigan faaliyetler ve ticaretler bilen şugullanganlığı üçün ceza tizimlikke koşulgan. Bu qitim eksport qilish cheklangan şirketler Chegra mulozimat guruhining Xitoy, Keniya, Laos ve Arab Birleşme Xalifeligidagi tarmoq apparatlarini Janubiy Afrika Sinoq Uchquchilar Akademiyasining Janubiy Afrika, Xitoy, Arab Birleşme Xalifeligi ve Angliyadagi tarmoq apparatlarini o'z ichiga oladi ekan. Bundan başka Xitoy av Asiya sanoati guruhining Xitoy ve Janubiy Afrikadagi tarmoqlarimi eksport cheklangan organlar qatoriga kirgizilgan. Bildirilishicha bu qitim Xitoyning jami 31 şirket organi bu tizimlikka qo'shilgan. Bularning ba'zilari Amerikada ishlangan mahsulotlarni sotib olib, Xitoyning ovozdan tez uchadigan qurol yasat sohasidagi harbiy zamonaviylashish planini qo'llagan. Undan boshqa Xitoy va Pokistonning 9 shirkati Pokistonning ballistik boshqarilgan bomba yasash plani ve başka qurollarni yasashga yordam qilganligi uchun jazo tizimligiga kirgizilgan. Yana ikki shirkatning jazo tizimligiga kirgizilish sababi bo'lsa, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarni bostirish qilmishiga yordam berganligi ekan. Xitoyning 10 kurashchi ayroplani Tayvan bo'g'ozi o'tirish chizig'idan o'tdi. Xitoyning 10 kurashchi ayroplanining sezgir holatda turayotgan Tayvan bo'g'ozi o'tirish chizig'idan o'tganligi bayqalgandan keyin Tayvan davlat mudofaa ministerligi Xitoyning yana 4 urush paroxotining birlikda rayonni chorlaganligini bildirdi. Fransiya xalqaro radiosining 11 iyundagi xabarida bildirilishicha, Tayvan bu bir haftaga yetmagan vaqt ichida Xitoy rejimining 2-chi qatim harbiy faoliyatini ko'paytirganligini do'kulat qilgan. Oldingi payshanba Xitoyning 37 harbiy ayroplani Tayvanning havo mudofaa farqlandirish rayoniga kirgandan keyin ba'zilari Tinch okeanining g'arbiga qarab uchgan. Markaziy axborot agentligining Tayvan davlat mudofaa ministerligidan naql qilingan xabariga asoslanganda 11 iyun tushdan keyin shu joy vaqti soat 2 gacha Xitoy rejimining J10, J11, J16, Sukhoi-30, H6 qatorliq urush ayroplanlari va oldin ogohlantirish ayroplani 24 qatim bayqalgan. Buning ichidagi 10 ayroplan Tayvan bo'g'izining o'tirish chizig'idan o'tgan. Xitoy rejimining bu harakatiga havo chirlash atriti bilan mos holda 4 paroxot qatnashgan. Tayvan davlat mudofaa ministerligi Tayvan armiya doiralarining bu ahvollarni to'liq kontrol qilib turganligini hamda yaqindan kuzatayotganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha Tayvan armiyasi 10 iyun Kaohsiung shahrida dengiz qirg'ig'i manevri o'tkazgan bo'lib, manevrga uchquchisiz ayroplan Brunevik dengiz chorlash kemasi qatorliq ilg'ar urush uskunalari qatnashtirilgan. 19 yoshli Uyg'ur o'quvchi sin ham bahrlash bahonasi bilan tutqun qilingan. Xitoy rejimi Uyg'ur o'quvchi Kamila Vahidning undidor hisobotida oq qog'oz namoyishiga aloqador sinni ham bahrlaganligini bahona qilib, atalmish oshqullikni qo'llash jinoyati bilan ayblagan. 19 yoshli Uyg'ur o'quvchi Kamila Vahid bultur 12 dekabr o'qiyotgan Xinan universitetidan uyiga qaytib, atsi Xitoy rejimi tomonidan tutib ketilgan. Kamila Vahid shundan boshlab undinsiz g'oyib bo'lgan. Ammo oldingi hafta Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Satshunas jurnaliga Kamila Vahidning oshqullikni qo'llash degan jinoyat bilan 25 mart qo'lga olinganligini dalillagan. O'tgan yili noyabr va dekabr oylarida Sharq Turkistonning Urumchida yuz bergan o't apti sababli xalq Xitoy kommunist rejimining qattiq kontrol siyosatiga qarshi norozilik namoyishi qilgan edi. Namoyish nurg'un shaharlarga tarqalgan bo'lib, Kamila Vahid namoyishdan keyin qo'lga olingan kishilarning biri ekan. Namoyish bultur 24 noyabr Urumchidagi bir o'ltiroq rayonda yuz bergan bo'lib, binodagi Uyg'urlar Xitoyning atalmish virus yuqumini nolga tushirish nomida eshikni taqib olishi sababidan va qutqizishni qasddan kechiktirishi sababidan binodan ayrilolmagan 52 yaqin Uyg'ur hayotidan ayrilgan edi. Bildirilishicha mazkur namoyishga qatnashgan Xitoylar qo'lga olingan. Ammo ular qattiq muomilaga uchramagan. Ammo mazkur namoyishda tutqun qilingan Uyg'urlar yanada Xitoy rejimi tomonidan vahshiy muomila qilingan. Kamila Vahid bu qattiq muomilaga duch kelgan Uyg'urlarning biri bo'lib, garchi u namoyishga qatnashmagan bo'lsa-mu, biroq Xitoy uning undidor hisobida
Aqqağız namayışıga alaqadır sinni hembehirligenligini bahane kılıp, atılmış aşkulluğunu kollaş cinayeti bilen ayıplıyor. Qatar Türk Devletleri Teşkilatını küçeytiş üçün hareket kılmaqta. Aldınqa hepte Qatar emiri Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan Qatarlıq Türk Devletleri Teşkilatıga əza devletlerini arqa-arqadan ziyaret kılgan bolup, küzetkücüler bu ziyaretini Xtayını Türk Devletleri Teşkilatıga əza devletlerden yiraklaştırış ikkallikini ilgiri sürgen. İlkha Xəbərdorunun 4. iyun xəbər qilishçə, Qatar əmiri Şeyh Təmim bin Həmid Əssani Özbekistanda tüncü qıtım ziyaret qilib, Prezident Şevket Mirziyayov bilən görüşkən. Bu haqda Özbekistan tərəf elan qılğan bayanatda iki tərəfnin ziyaret jarayanında energiya, təbii qaz, ximiya sənayeti, dehqançılıq və ul əsləhə qatarlıq sahələrdə həmkarlaşış məsələsi haqqında söhbətləşkənlikə, şunaqlı xalqara siyasətinin növbətdəki vəziyyəti və onun rayonqa göstərən təsiri qatarlıq mühim məsələlərini müzakirə qılğanlığı bildirilgan. 7 iyun Kırgızistan xəbər agentliğinin xəbər qilishçə Kırgızistan Taşqı İşlər Ministri Cembek Kulubayov muxbirlərinin ziyarətini qəbul qılıb, Ərəb dünyasının tarixdə tunji qətim Kırgızistanı ziyarət qılğanlığını bildirgan. Kulubayov sözüdə Kırgızistan bilan Qatar ötürsizdiki siyasi dialoqının taraqqiyat, iqtisad, ul əsləhə, yeşil iqtisad koridori, sayahat və insanpərvərlik məsələlərini əsas qılğanlığını göstərib ötgan. Bildirilishicha Qatar amiri Tamim bin Hamid Assani yana Tojikiston, Qozog'iston qatorliq Türk davlatlarida ziyorati bo'lgan. Ziyorat jarayonida o'xshashli taraqqiyot, iqtisod, ul aslaha, yashil iqtisod koridor masalasi, sayohat qatorliq 13 sohada hamkorlashish masalasini muzokara qilgan. Kuzatuvchilar Turkiyaning eng yaqin ittifoqdoshlaridan biri bo'lgan Qatar amiri Tamim bin Hamidning O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston qatorliq Türk davlatlari tashkilot a'zolarini ziyorat qilish nishonining Turkiya bilan hamkorlashib, Türk davlatlari tashkilotini taraqqiy qildirish uchun harakatga o'tganligini, uning ustiga bu qatim Qatarning Türk davlatlari tashkilotiga a'zo davlatlarni tunji ziyorat qilish ekanligini, bu ziyoratning Xitoyni Türk davlatlari tashkiloti hamda tashkilotga a'zo davlatlardan yiroqlashtirish planining mavjud ekanligini bildirishmoqda. NATO hava armiya manevri Germaniyaning sohibxonligida boshlandi. Germaniya hava armiyasining sohibxonligida Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti tarixidagi eng chong hava armiya manevri bo'lgan 2023-yil hava armiya mudofiyasi boshlandi. Germaniya agentligining xabarida bildirilishicha, NATO hava armiya manevri Germaniya hava armiyasining A400M tipli transport aeroplani Tövən Saksoniyadagi Wonstorf hava armiya bazasidan uchishi bilan boshlangan. 23 iyunqacha davom qiladigan manevrga Turkiya qatorliq 25 davlatdan kelgan 250 urush aeroplani va taxminan 10 ming askar qatnashgan. Manevrda Germaniya havo armiyasining barliq bazalari ishiltildigan. İyun ayining o'rtasida o'tkazilgan manevr munosabati bilan Germaniyaning janubi, shimoli va sharqida alohida havo bo'shligi bekitilgan. Yevropa havo bo'shligida uchish liniyasining o'zgartirilganligi bildirilgan. Germaniya havo armiyasi sohibxonlik qilgan bu qitimqi manevrda NATOning havo mudofiyasini mustahkamlash, havo armiyasining kuchlik ta'sirini saqlab qolish va Atlantik okeanining ikki tarafining moslashishchanligini kuchaytirish maqsad qilinmoqda. Shvetsiya mahkamasi saqchilarning Qur'oni Karimni ko'ydirishni cheklash qarorini amaldan qoldirdi. Shvetsiya oliy sud mahkamasi saqchilarning Qur'oni Karimni ko'ydirishni cheklash qarorini amaldan qoldirdi. Turkiya Avaz radiosining xabarida bildirilishicha, Shvetsiya saqchilari fevral ayida 2 kishining Iroq va Turkiya elchixonalarining oldida Qur'oni Karimni ko'ydirishga urinish qilmishiga bexatarlikni nazarda tutib yo'l qo'ymagan edi. Alaqadar kişiler vaqadan keyin saqchilar ustidan sudqa ariz sunğan edi. Shvetsiya Oliy sud mahkemesi saqchilardan Qur'oni Karimni ko'ydirishni cheklash qarorini amaldan qoldirishni talab qilgan. Blinken NATO Turkiyaning andishilarini o'ttirg'i qo'yishi kerak dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining kengayish bosqichida Turkiyaning andishilarini o'ttirg'i qo'yishi lozimligini aytdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida qayd qilinishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken poytaxt Washingtonda Italiya Tashqi ishlar ministri Antonio Tajani bilan axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Blinken bu yerda qilgan so'zida Shvetsiyaning bo'lguncha terrorlik tashkiloti PKK bilan aloqasi bor kishini Turkiyaga qaytirishining bu davlatning Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo bo'lish musabbisiga qanday ta'sir ko'rsatganligiga doir savolga javob berib, tarixiy nuqtadan aytganda Finlandiya bilan Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo bo'lish bosqichlari nihoyatda tez bo'ldi degan.
Blinken bu iki devletin uzun tarihten buyanki Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatının şeriklerinin buluşu, Avrupa İttifakı'nın aza buluşu ve Rusya'nın Avrupa'nın bihatırlıkiki tehdit şekillendirişi sebebinden bu baskıçının tiz buluşunun zorunluluğunu takitlep, lakin bu baskıçı dairesi de Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı aza her bir devletin endişeleri ve meselelerini oturgu koyuşu lazım. Bu bulupmuş Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatının 5. maddesi cihetten nihayeti muhim. Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı'na aza buluş NATO'nun 5. maddesi'ne asasen hücumğa uçurgan devletlerge NATO'nun başka azalarının yardım birişi şart diyen hükümünü bildirdi. Darvaqa Türkiye bu baskıçtı Finlandiya ve Şivisiyanın azalıkı'na karıda bir kısım endişelerini oturgu koydu diyen. Blinken hem Şivisiyanın hem Finlandiya'nın Türkiye'nin endişelerini hel kılış üçün zorur tedbirlerini kullanğanlıkını tekitleyen. O 7. ayda Litvaniya'nın paytaxtı Vilnius'ta ötküzüldüğün Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı başlıkları yığınında Şivisiyanın Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı'na resmi aza buluşunu ümit kıldığanlıklarını bildirgen. İtalya Taşkı İşler Ministeri Tajani Bosa devletinin Şivisiyanın Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı'na aza buluşunu kollaydığanlıkını eskertip, kiler ay Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı'nın Vilnius başlıklar yığınında Şivisiyanın Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı'na aza buluşunu ümit kılımız digen. Tajani yana Ukrayna'nın Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı'na aza buluşuğu karada Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı Ukrayna kengişi kuruş ihtimallıkının varlığını kayıt kılıp ötken. Saudi Arabistan bilen Amerika Birleşme Hava Armiya maneveri ötküzdi. Saudi Arabistan Amerika Birleşme Hava Armiya maneverida Amerika Hava Armiyasiga tabe yiroq masofalik strategik bombardimonchi ayroplan B-1 Lancer ve F-15 kurashchi ayroplanlari qatnashtirildi. Maneverda o'q etish maydonidagi taqlidiy nishonlarni yo'q qilish uchun ras o'q ishlatildi. Saudi Arabistan Devlet Müdafiye Vazaretinin Twitter'da ilan kılınan bayanatta manevrinin herbi tayyarlık iktidarını aşırışını maksat kıladığanlıkla bildirildi. Saudi Arabistan'da 30. mayda Paris Koltuk'a Hemkarlık Kengişi Devletleri ve Amerika tarafından Bürküt'ün iradesi namlık Birleşme Herbi Manevri ötküzülgen idi. 2022 yılı Mart'ta mı Bürküt'ün iradesi namlık Amerika Paris Koltuk'a Birleşme Herbi Manevri ötküzülgen idi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etki programımız görüşükçe, aman bu gayistler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.